yapmışsa ne mutlu. Mesela yumurtalıkta kist, bazı bayanların çikolata kist oluyor. Polikistik ovar dediğimiz çeşitli kist türleri var. Kiste karşı kullandığı zaman yavaş yavaş eritir. Mesela Zeliha Hanım'ın yumurtalığında 11 santim kist var. Kötü huylu kist. Yani iyi huylu değil, bir de kötü huylu. Yani kanser. Ve binlerin üzerinde markası. Ürünleri kullandıktan sonra 6 hafta sonra değerleri normale döndü. Kisti 11 santimden 5 santime küçüldü. Yavaş yavaş kullandıkça eriyor. Düzenli olarak kullandığı zaman tabii ki böyle ağır bir vakada dozajı yavaş yavaş artırmak gerekir. Artırdığı zaman daha kısa sürede. Mesela İtalya'da 43 bin kadının rahim ve yumurtalıklarını almışlar bir yıl içerisinde. Sigorta şirketi bakıyor diyor ki, ya bu kadar ameliyat neden? Bir araştırma yapıyorlar ki 42 bin kadının rahim ve yumurtalıklarının alınmasına gerek yok. Sadece 500 bayan ameliyat olunması zorunluymuş. Davalar açıldı, bir sürü olaylar oldu orada İtalya'da. Maalesef günümüzde ameliyat tek çözüm gibi gösteriliyor ama bu durumda olan insanlar, kist veya miyom veya yağ bezi olanlar, iksiri kullandıklarında yavaş yavaş dozajı artırmak şartıyla yavaş yavaş erir, problem değil. Evet, peki sorular geliyor tabii farklı farklı. Herkesin farklı sıkıntıları olduğu için farklı sorular geliyor. İbrahim Beyciğim, biz de değişik değişik zaten sağlık sıkıntılarına değiniyoruz. Mesela özür diliyorum. Zeynel Korkmaz beyefendi Diyarbakır'dan göndermiş sorusunu. Diyarbakır'a sevgiler, selamlar gönderelim. Merhabalar, programımızı büyük bir beğeniyle izliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz bizi tercih ettiğiniz için. Benim uzun zamandır mide ülseri şikayetim var. Ülser için İbrahim Bey hangi bitkileri önerir? Öğrenmek istiyorum. Saygılar, iyi çalışmalar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mide Ülser'e ülseri karşı için. tonik, eğer ki Helicobacter pylori isimli bakteri %80, gastritin veya ülserin sebebi %80 Helicobacter pylori isimli bakteri sebep olur. Eğer ki bakteri bu gastrite veya ülsere sebep oluyorsa tonik kullanması şart. Nadiren virüs ve mantarlar da enfeksiyona sebep olur. Bu gibi durumlarda iksir kullan, eğer virüs enfeksiyona sebep oluyorsa iksir kullanmak gerekir. Mantar enfeksiyona sebep oluyorsa aloe vera jel. Yani duruma göre doktoru teşhis etmişse demişse ki Helicobacter pylori tonik kullanması şart, bakterisi. Eğer virüsten kaynaklanıyorsa iksir kullanması gerekir. Mantardan kaynaklanıyorsa aloe vera jel. Rahatsızlığa göre. Çünkü aloe vera jel mantara karşı etkili. Tonik bakteriye karşı, iksir virüse karşı etkili. Hepsinin ayrı Etki ayrı. alanları farklı. Farklı. Bilemiyorsa birlikte kullansın. Yemekten önce tonik. Toniğin aynı zamanda zayıflatıcı özelliği var. Eğer ki kişi zayıfsa, bünyesi zayıfsa, zayıflamışsa, o zaman yemekten önce iksir, yemekten sonra tonik kullanması gerekir. Yani kullanım şekli değişir kişiden kişiye. Bunlara dikkat etmek çok önemli değil mi İbrahim Bey anlattıklarınızda? Kilolu Yani veya kullanırken. kilolu kişi ise aynı zamanda zayıflatır tonik. Diyet ya yapmadan, ama diyet de yaparsa akşam ağır hamurlu yağlı şeyler yemeden dikkat ederek bunları alırsa 6 haftada 10 kilo 15 kilo da verebilir.